GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde dünkü dolar endeksindeki sert satışlardan sonra bugün sakin bir seyirde hareketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Özellikle 17 Aralık'tan beri üzerinde ısrarla durmuş olduğumuz 55 ve 89 periyotlu üstel hareketli ortalamaların altında hareketlere neden olan bir görüntü vardı dünkü hareketlere baktığımızda. Özellikle bugün 89 periyotluk yüksel hareketli ortalamanın çevresinde yatay bir hareketine devam ettiriyor. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken husus mevcut yukarı yönlü hareketlerin sonlanıp sonlanmayacağı en azından kısa vadeli olarak baktığımızda. İşte bu yüzden 89 periyotluk yüksel hareketli ortalama gerçekten önem arz ediyor. Eğer Dolar endeksi yeniden yukarı yönlü bir hamle gerçekleştirir ve 55 periyotluk hareketli ortalamanın üzerine kendisini atabilirse o zaman dün yaşanılan ve ortalamaların altına sarkan görünümün bir tuzak olabileceğini ifade edebiliriz. Bu yüzden de özellikle bugün Amerika'dan gelecek olan önemli verilere eşliğinde mevcut hareketleri incelemek gerekiyor. Bu yüzden saat 3 çeyrek geçe ADP tarım dışı verisi ve saat 5'te gelecek olan ISM imali olmayan PMI rakamı endeks bazında önem arz etmektedir diyebiliriz. Dolar endeksinde yaşanan bu yataylık Euro dolar paritesi üzerinde de etkili olduğunu ifade edebiliriz. 1.15.40'lara doğru bir yaklaşım içerisindeydi. Dün gün içerisinde 1.13.90'ları geçtikten sonra önemli bir çıkış kaydetmişti. Ancak gün iç hareketlere baktığımızda 14.85, 14.35 gibi rakamlar arasında sakinliğini korumakta. Genel çerçeveye baktığımızda eğer endeks tepki satışlarına devam edecekse yorular paritesi de tepki alımlarına devam etmek isteyebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Eurodoların tekrar satış baskısına maruz kalabilmesi içinse dolar endeksinin yeniden e, ortalamaların üzerinde hareketlere ihtiyacı olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Eurodolar paritesinin hareketine baktığımızda 1.1385 dünün de hatırlarsınız önemli bir seviyesiydi. Yani 1.1390 olarak önemli bir bariyerdi. E, bu bariyer geçildiği için yükselişler devam etti. Şimdi aynı bariyer tekrar önem arz ediyor. Yani 1.1385 desteği kırılacak mı? Kırılmayacak mı? Sorgulamamız gereken husus bu. Eğer bu destek noktası kırılmazsa yeniden yukarı yönlü tepkiler görülebilir ki burada 1.15.40'ların tekrar hedeflenmesine katkı sağlayabilir. 1.13.85'in kırılması durumunda ise ki bu dolar endeksine bağlıdır buna dikkat edelim. Çok net bir şekilde dönüşler başladı diyebileceğimiz bir görüntü olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Tabii ki Tarım dışından gelecek rakam ADP verisi ve ASM imal olmayan PMI rakamı da bu bağlamda önemini korumaktadır. Buna dikkat etmekte fayda var. Sterlin dolar paritesine baktığımızda gün içerisinde 1.52 on seviyesine kadar yükseldiğini görebiliyoruz. Saat 11.30'da hizmetler PMI rakamı gelmişti. Olumlu sonuçlanmıştı. Sterlin dolar paritesi çok sert bir hamle gerçekleştirmese de 1.12 onlara kadar yükselişini kaydetti. Genel çerçeveye baktığımızda kısa vadeli 1.5220 direnci biraz orta vadeye çıkacak olursak da 1.5261 bariyeri kritik bir seviyedir ya da kritik bir bölgedir diyebiliriz. Özellikle günlük grafikte 34 günlük üstel hareketli ortalama 24 Temmuz'dan beri mevcut düşen trendi desteklemektedir. Bu yüzden de 1.5261 bariyeri geçilmediği müddetçe trendde herhangi bir değişiklik var demek doğru değildir. Bu yüzden de 1.52.61 yani 34 günlük yüksel hareketli ortalama altında günlük kapanışını sürdürdüğü müddetçe aşağı yönlü baskılar devam etmek isteyecektir. Bu e, net bir şekilde görülmektedir. 24 Temmuz 2014 tarihinden beri. Kısa vadeli olarak baktığımızda 1.52.61'in gerisindeki ilk bariyer 1.52.20'dir. Bu da 4 saatlik grafikte kanalın üst bölgesi. Bu yüzden de öncelikle 1.52.20'ye daha sonra da 1.52.61'e dikkat etmemiz gerekmektedir. Genel görüntüye baktığımızda bu bölgelerden geri dönüş potansiyelinin bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Dolar yan paritesine baktığımızda hatırlarsınız son zamanlarda 117.15 seviyesinin altında sarkmalar oluştu ve biz demiştik ki bu sarkmalar gerçek bir satış baskısı mı yoksa bir tuzak mı sorusunun cevabını aramıştık. 118.15'e dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştık. 118.15 geçilmezse bu alta doğru sarkmaların devam edebileceğini vurgulamıştık. Gün içerisine baktığımızda 118'lere kadar çıkış olsa da 118.15'in üzerine çıkış gerçekleştirmedi ve yeniden satış baskısına maruz kaldı. Bu yüzden de 118.15 geçilmediği müddetçe dolar yen paritesinde... Daha önceki dip nokta 115-50'lere doğru yeni bir hareket görebiliriz. Ancak burada tabii ki 117-15'in altına bazı sarkmalar oluştu. Ancak çok sert bir aşağı yönlü hareket göremedik. Bu yüzden de 117-15'in önce kırılması gerekiyor. Daha sonra hareketler gelecek olan veriler eşliğinde değerlendirilecektir. Ama şunu görebiliyoruz ki kanalın üst noktası 118.15 15 geçirmediği müddetçe aşağı yönlü baskılar daha e, dikkatli takip edilecektir. Buna dikkat etmekte fayda var. Yurt içine geldiğimizde dün yaşanılan düşüşlerden sonra bugün 2.39.20'nin üzerinde bir toparlanma görülmektedir. Genel çerçevede uptrend devam etmekte. 2.39.20, 2.37.75 bölgesinin önemli olduğunu sabah analizimizde zaten vurgulamıştık. Dikkat edilirse gün içerisine baktığımızda hareketlerin 2.39.38'lerden 2.41.85'e kadar devam ettiğini gördük. Yani bu durum uptrend'in devam edebilmesi açısından önemli. Ve bu durum yukarı yönlü hareketlerde 2.44.75'in de üzerinde yeni rekor seviyenin oluşumuna katkı sağlayabilir. Bu yüzden de kritik bölgenin üzerinde uptrend'in devam edebileceğini ifade edebiliriz. Ham petrole geldiğimizde yukarı yönlü hareketler 54-30'lara kadar devam etti. Akabinde bu yukarı yönlü çıkışın bir tepkisini yaşamaktayız şu anda. Ancak bu bir tepkidir. Yani mevcut yukarı yönlü çıkışın bir tepkisidir. Tabii ki bunun olması da doğaldır. burada dikkat edilmesi gereken husus mevcut yukarı yönlü hareketler devam edecek mi, etmeyecek mi? 49.58 destek noktası bu bağlamda önemli. Eğer 49.58'in üzerinde kalabilirse ham petrolde yeniden yukarı yönlü bir hareket ve 54.30'un üzerinde bir görüntü görülebilir. Günün Kalanında Amerika'dan gelecek olan verileri ifade etmiştik. ADP tarım dışı ve ISM imali olmayan PMI rakamı. Bir de ham petrol stokları rakamına dikkat etmek gerekiyor. Sonuçta ham petrolün son zamanlardaki hassas fiyatlanmasına bakacağız. Ve bu da e, ham petrol stoklarının ilgili hareketi de daha da hassaslaşmasına neden olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Genel görüntü 49.58 üzerinde pozitif. Kıymetli madenlerden altına geçecek olursak dün 1254.70 bölgesinden toparlanarak tepki alımı gerçekleştirme konusunda önemli bir adım attı ve yukarı yönlü hareketlerine gün içerisinde 1271.43'lere kadar taşıdı. Şu anki hareketine baktığımızda 1267'ye yakın seyrini sürdürüyor. Genel çerçevede baktığımızda bir downtrend yani düşüş trendi devam etmektedir. Bu trend içerisinde düzeltmelerin olması çok normal ki zaten kanalın alt bölgesinde yakın noktalardan tepki oluşumu içerisinde. ve burada da kanalın üst bölgelerinden trend hareketlerinin devam etmesi de doğal. Bu yüzden de 1278 civarı önem arz ediyor. Daha doğrusu 1273-1278 aralığı da diyebiliriz. Bu aralık mevcut üst kanal yani kanalın üst noktası olarak kritik bir bölge ve bu bölge aşağı yönlü baskıların devam edebilmesi açısından önem arz etmektedir diyebiliriz. Son olarak da gümüş fiyatlarına değinecek olursak, yukarı yönlü hareketlerin kanalın üst bölgesinin altında gerçekleşmesi nedeniyle yeniden bir kanal içi hareketlerin oluştuğunu görebiliyoruz. 17.80 ve 17.60 bariyerleri önemini korumaktadır. Gümüş fiyatları eğer bu bariyer altında kalmayı sürdürürse, aşağı yönlü baskıların devam edebileceğine ilişkin düşüncemizin ön planda olduğunu ifade edebiliriz. Genel çerçevede dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar türk lirası dolar yani ham petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentinin bunlardan ibarettir. İşlemlerinizi stop loss kullanmayı ve trend yönlü pozisyonu gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.